Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Şubat pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 7 tane koşunun olduğu bir program var. İkinci koşuyla beraber saat 3'te de Bursa'nın altılısı başlamış olacak. Zevkli güzel bir program var arkadaşlar Bursa'da. Gündüz programında koşacak Bursa'nın altılısı. Dediğim gibi ikinci koşuyla beraber saat 3'te başlayacak. Ben yine takip ettiğim safkanlardan, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim ki yine siz de Tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu arkadaşlar. Yapma noktasında Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı saat 3'te başlayacak. ikinci koşuyla beraber ki Maiden bir koşu var dişlere has olacak bir koşu da 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz ki 11 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak ilk ayağı burada benim sevdiğim bir safkan olan Altman Hürgobak var. aslında önemli bir Gobak Bey olan safkan bir türlü istenen koşulları sergileyemiyor. Her ne kadar ben birçok kez yarışında X şans safkan konumunda değerlendirsem de safkandan istediğimiz koşuyu bir türlü alamadık. Safkanın bir buçuk aylık bir arası var. Zaten Kurtar Ekirüsü'nde önemli ilgilerin önemli itinayla baktığı bir safkan. E, ben bugün için bu safkandan özellikle dinçlik yarış yapacağını, iyi bir koşu çıkaracağını ki üzerindeki jokeyi Alican İnci ile beraber de bugün için gün ilk ayağında arkadaşlar kazanma noktasında en şanslı safkan olacağını düşünüyorum. Yani Altunalı Hurgobak'tan çok etkili güzel bir koşu bekliyorum. Yarış içinde özellikle takip edeceğim safkan olacak. Bu safkan rakibi noktasında arkadaşlar 3 numara Defne Gül Tolga Yıldız'la beraber ki Tolga Yıldız da yıla çok formda girdi çok önemli yarışlar kazanıyor. Güzel yarışlar sergiliyor. Ee, yine formda arkadaşlar Ekürüs ile beraber Mehmet Kayan idare edeceği Memduha Hanım'la beraber iyi bir koşu çıkaracaktır. Ekürlerin ben yine şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Son olarak da yine 4 numaralı değer arkadaşlar Sinan'la beraber start alacak olan Safkan'ın ben yine etkin bir koşu yapmasını bekliyorum. Yani burada ben özellikle 6, 3 ve 4 numaralı safkanlardan iyi koşu bekliyorum arkadaşlar gün ilk ayağında. Bir de burada 2 numaralı Jim Dallı var ki ben birçok kez aslında kuponunda bulundurduğum bir safkanlı istenen koşuları koşamıyor olsa da bir Kaisberg temsilcisi ki anne kanatı da Tamer'in güzel bir var safkanın. iyi yerlerde bakılan safkandan yine ters bir yarış gelebilir. Eğer sürpriz arayan arkadaşlarımız varsa günü ilk ayağında özellikle bu safkana bir çarpı atılabilir gibi gözüküyor arkadaşlar gün ilk ay için dediğim gibi tekrardan salana vermem gerekirse özellikle 3 4 ve 6 malı safkanlar ben de öncelikli olacak gün ikinci ayına geldiğimizde ise kısa vade 6'da koşacak 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 9 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Ara sonrası iki yarış gören ki iki yarışta çok kaliteli çok güzel yarışlar çıkartan Ikimalı Akıncı'nın ben bugün için yetenekli birincisi Mehmet Kaya idaresinde günün ikinci ayağında arkadaşlar geçilmeyeceğini düşünüyorum ki bu Safkan'ın ben çok kalitesine inanıyorum ki son start özellikle çok başarılıydı. Dediğim gibi aradan iyi dönen Safkan çok zor gruplarda önemli rakipleriyle bir araya gelen Safkan çok etkin güzel koşular çıkardı. Bugün için biraz daha müsaitleyen rakipleri yanında ben kazanmasını bekliyorum yani günün ikinci ayağında 2 numaralı Akıncı arkadaşlar kuponlarımıza yalnız bırakabiliriz. Bu safkan bu grubu bence kolay geçecektir. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Maiden bir koşu var. Dişilere has olacak bir koşu. 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe kum yarışında yine bir arada izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak ki 5 numaralı Gökçe Kent bir aya bakan temsil olan safkan Ayhan Kurşun idaresinde şanslıdır. Safkan kalitesi var. Bu tarz grubu aslında kolay geçer diye düşünüyorum ama yine de e, Safkan'ın performansının çok etkileyici olmamasından dolayı yan alt yazmak doğru olacaktır ki burada bunlardan biri de bir numaralı Alfugar arkadaşlar yine Paratars'tan idaresi start alacak olan Safkan'dan iyi bir koşu gelebilir ve son olarak da 4 numaralı Eslem Gün yine Nurettin Şen idaresi start alacak olan Safkan'ın son ikinciliği fena değildi bugün için bu grupta iyi bir yarı sergileyebilir. Yani istikrarsız safkanların bir araya geldiği bu grup için arkadaşlar ben özellikle 5-1 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön plana çıkardım. Bu safkanlardan etkili güzel koşular bekliyorum günün 3. ayağında. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise handikap 16'da koşacak yamak bir aprantilerin start alacağı, dört yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için iki tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki hatta özellikle 1 numara Senior Deniz'den çok iyi bir koşu bekliyorum. Safkan çok formda, çok etkili güzel yarışlar yaparak arkadaşlar buralara geldi ki safkan bugün için gruptan çok ağır kilolu olsa da dediğim gibi safkanın formu oldukça etkileyici bugün için bu grupta yamak bir aprantilerin start aldığı bu grupta etkin bir yarış yapıp bu grubu geçebilir arkadaşlar. Senior Deniz'den çok iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkanın da rakibi noktasında 2 numara dilim yandı yine. Ee, önemli bir safkan ee, eğer önde istediği tempoyu kurması durumunda ki üzerindeki apprentice de çok etkileyici formda Alican İnci ile beraber ters bir koşu yapabilir. O yüzden yanına at yazmanın yani bu safkana yazmayı doğru buldum. Yani özellikle bir numaralı senior deniz diyorum. Rakip ise arkadaşlar iki numaralı dilim yandıdan Yine etkin güzel bir koşu bekliyorum günün 4. ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te izleyeceğimiz 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum mesafede izleyeceğiz ki 8 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. 3 numaralı Tembli Boy arkadaşlar yine Kadir da idaresinde iyi koşmasını beklediğim en önemli Safkan bir Dufok temsilcisi olan Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ailesinde ise 1 numaralı Kara olanımdan yine iyi etkili bir koşu gelecektir. Ve son olarak da e, ara sonrası e, son yarışı istenen koşu olmasa da gruptan farklı bir isim olduğunu düşündüm. 2 numaralı Spitz sana arkadaşlar bir Apron temsilcisi olan Safkan ilk çıkacağı açıkacağı Kabakum'da ben iyi bir koşu yapacağını Muhammed Bilgin idaresinde etkin bir yarış yaparak bu gruptan dediğim gibi kalite olarak biraz daha fazla olduğu düşündüğü bu isimden e, etkili bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Yani özellikle arkadaşlar günün bu 5. ayağı için 3 e, numaralı safkan kan önceliğim. Rakiphanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlarında değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 7'de dişler rahat olacak bir koşuda 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 9 tane e, safkanın e, bir araya geldiği bir koşu olacak ki günü zaten e, en dengeli koşularından biri arkadaşlar. Bilindiği gibi bu grup birkaç kez bir araya geldi. Her geldiğinde de çok yakın ara e, hemen hemen fotoya birkaç tane safkanın aynı anda girdiği koşular izledik. E tabi ben burada çok beğendiğim bir safkan var. Bu da 3 Güneş Kız bir Bursa temsil temsili olan safkandan. Ben iyi bir koşu bekliyorum ki kalitesinin etkili bir safkan olacağını, uzun vadede kendine çok söz ettireceğine inandığım safkanlardan biri. E, son yarışında da zaten bu grupta favori çıkmıştı ama İstana koşu yapamamış bir yarıştan 5. ayrılmıştı. Bugün için yetenekli birincisi Mehmet Kaya arasında iyi bir koşu çıkaracaktır. Ben kazanma şansını gruptan biraz daha öncelikli görüyorum arkadaşlar. Yani 3 numaralı Güneş Kız'dan çok çok iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Bu safkan rakibi noktasında 2 numaralı Bauer Baby Girl arkadaşlar. Burak Averbach'la beraber iyi koşacaktır. 4 numaralı Just Diamond yine iyi koşması bekleyen safkan. Son startında bu grubu geçen 5 numaralı Lover arkadaşlar yine onu Öztürk'le beraber. 8 numara Stim Kes yine Mustafa Çiçek'le beraber etkin koşabilecek önemli Safganlar Aslına bakarsanız tüm Safganların dediğim gibi kazanma şansı var. Ama ben özellikle 3 numara güneş kız Bu safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz safkanlar arkadaşlar günün son ayağında Bütçemiz dahilinde eklemeye çalışalım. Arkadaşlar Bursa programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde var. Yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese yani için arkadaşlar bol şans diliyorum.